AK Parti'nin içinde AK Parti'ye muhalefet yapan insanlar var. AK Parti'nin içinde AK Parti'ye muhalefet yapan insanlar var. Ama AK Parti iktidarda ve çok baskın olduğu için o Erdoğan'a muhalefet yapan AK Partilerin sesi kamuoyunda pek duyulmuyor. Hani duyurulmuyor ya da. Peki. Böyle durum var. Yani siyasette bunlar olur ama siyasette temel bir şey vardır Cansu Hanım. Ya temel bir hani centilmenlik anlaşması ya da siyasi etik denir buna. Partiler birbirlerinin iç işlerine karışmazlar. Neden karışmazlar biliyor musun? Ya bugün bende olur bu tartışmalar. Yarın da sende olur. Sonuçta partilerin yetkili kurulları, kurultayı, büyük kongresi ya da işte parti meclisi ya da merkez karar yönetim kurulu, partilere göre değişen isimler bunlar. Bunların verdiği kararları muhatap alır diğer rakip partiler ve ona göre o partilerle ilişki, tartışma, işbirliği yaparlar. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi kurultayın getirdiği yeni bir yönetim var iken Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski genel başkan üzerinden siyaset üretmeye çalışması neyle izah edilebilir? Pekala, buradan biz devam neyle edelim stüdyodan. Sayın Murat Kurum'u İstanbul adaylığında yeterince güçlü görmüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü hakikaten Sayın Murat Kurum AK Parti'nin beklediği gibi bir işte bir sinerji yaratamadı İstanbul'da. O kadar karşıyım ki yani hala, itiraz da etmiyorum. Hala emeği var ya Ankara'dan bağlanıyorsun Ekrem diye ama. Karşı yok, yani şanslı bir duruma gelemedi. Hacı sen bir Sayın Cumhurbaşkanı da bağlanıyor. Yardım ediyor. Nasıl yardım ediyor? Muhalefetin işini karıştırarak. Acaba CHP'nin işini karıştırabilir miyim diye. Murat Kurum'a destek arayışı yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Olay bunlar ibaret. Bahsedilenler bir aradalar. Hacı bir şey mi diyorsun? Çaban Bey sen bir şey mi diyorsun? Ses gelmedi. Hayır duymadım ben konuşuyordum daha önce. Şimdi şöyle diyorum Çaban Bey. Gelmedi. Katkı mı yapıyor bana? Sana katkı yapıyorum Çaban Bey. Şimdi şöyle. Yap bakalım. Çaban sen şöyle. Buyur. Şimdi senin anlattıklarına katılmıyorum. Ama dinliyorum yani doğal olarak. Tabii katılmaman normal. İtiraz da edeceğim ama. Normal canım. Ya neyse artık siyasi analizdir ama. Şimdi güncele geldiğin zaman. Cumhurbaşkanı Murat Kurum'a yeterince güvenmiyor cümlesini söylemen işte bu büyük haksızlık. Çünkü şu anda güvenmiyor Murat Kurum demiyorum. İstanbul'da hayır hacı yanlış anlama. Güvenmiyor Ekrem demedim. İmamoğlu'na da güvenmiyorlar demekle ben demedim. Onu da haksız. Bak şimdi ben seçim sürecinde Hayır Cumhurbaşkanı Murat Kurum'a güvenmiyor demedim. Cumhurbaşkanı Murat Kurum'dan beklediği sinerjiyi göremedi. Aday olarak açıkladı. O, bu en yanlış en güvenli aday o değildi. Yok evet. Bu yanlış. Çünkü en şöyle büyük sinerjiyi, hepimiz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında bu yanlış. AK Parti örgütünün de kafasındaki isim Ekrem Sayın İmamoğlu'nun, Fahrettin Koca'ydı. Bak, Sayın Ali Yerlikaya'ydı. CHP, onlar istemediği için CHP Ekrem İmamoğlu dışında birini aday gösterir miydi İstanbul'da? CHP AK Parti'nin İstanbul örgütü kimi istiyordu? Eğilim yoklamasından kim çıktı? Demokrasi diyorsun. Tevfik Bey çıktı değil mi? Esenler canım, Belediye Tevfik Başkanı. Tevfik Göksu'nun ismi ama de geçiyordu. Ama onu da yapmadılar. Şaban kimi yaptı? Ama Sayın Tevfik Göksu şu anda gecesini gündüzüne katmış. Diğerleri olmadığı için, olamadığı bak, için. Bak burada bir demokratik olgunluk var. Şimdi Murat Kurum'dan da beklediği sinerjiyi yaratan bir şey göremiyor. O zaman canım. Nitekim dün Sayın Cumhurbaşkanı gene sen konuş da ben bir itirazımı söyleyeyim sana ya. Örgüt toplantısına telefonla bağlanmış. Şaban Bey cümleyi noktalayınca bir es verin, bir itirazı dinleyelim. Oraya enerji vermeye çalışıyor. Yani Sayın Murat Kurum'un kampanyayı, Ekrem Bey'e karşı kampanyayı gerektiği kadar sinerjik, hani kazanacak aday güvencesi verecek bir şekilde götüremediğini görüyor. Kampanya Murat Kurum'a destek değil. Veriyor, omuz veriyor. Neyse sen bitir de Şaban Sevinç. İki cümle söyleyeyim. Rakibini zayıflatmaya çalışıyor. Yapılan o hacı. Peki Şaban Sevinç teşekkürler. Bir itirazı alalım. Hani monolog olmasın, diyalog olsun. Buyur hacı. Tabii Şaban Sevinç de Ankara'dan katıldığı için ben bölmek istemiyorum. Zaten hacı çok mutsuz bugün. Böyle evet, yüzü düşmüş. Siz ya. Burada yoksunuz. Gözleri sizi arıyor. Şaban Bey azıcık bir es verin. Ya yokluğunuzu hissediyoruz Şaban burada. Bey. Vallahi ya. Dönüşte beni yalnız bıraktığın için üzgünüm bak. Görüyor musun Şaban Bey? Biz simit yiyecektik seninle dönüşte. Ya işte simit arkadaşını kaybetti. Şöyle Şaban Sevinç katılmayabiliriz ama değerli yani ufuk açıcı şeyler de arada almak lazım. Fakat Murat Kurum'a efendim Murat Kurum'un sinerjisi yok. Bu haksızlık. Bir Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na karşı da çalışmıyor. Murat Kurum ben İstanbul'da bunları yapacağım arkadaşlar diyor. Bu. Yani Ekrem İmamoğlu karşıtlığı üzerine ya da CHP karşıtlığı üzerine ya da genel siyaset üzerine kendini kurgulamamış Murat Kurum. Ben İstanbul'a şu sözleri veriyorum. Turgut Altınok da Ankara'da öyle. Bugün Turgut Altınok'la beraberdik. Ankara'da ben bunları yapacağım diyor. Yani kendisini Mansur Yavaş'a karşı konumlandırmış değil.
Ekrem İmamoğlu peki, burada sayın, peki CHP'den sayın aday olmasaydı şaşırırdık değil mi? Sayın Kemal Bey'e yönelik sözlerini nasıl değerlendiriyorsun? Neyi Şaban Sevinç? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kemal Bey'e yönelik sözlerini ki ilk değil daha önce yaptı. Üçüncü konuşması. O genel Kemal siyaset. Kemal Bey'e yönelik sözleri sayın o genel siyaset canım. Nedir genel bu? Siyaset. Şimdi şu var. Ne genel siyaset? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kemal Bey'e karşı sözleri niçin ses getiriyor? Çünkü kuruma katkı versin. Şaban Sevinç, Kemal Bey delegelerin oy şu veya bu şekilde artısı eksisi hiçbir şey söylemiyorum ama Kemal Bey kaybetti mi? Kaybetti. O zaman Kemal Bey'in kenara çekilip unutulması lazımdı. E unutturmuyor. CHP'liler unutturmuyor. CHP'li yöneticiler unutturmuyor. E Kemal Bey'i unutturmuyor. CHP unutturmadığı için de Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Bey dediği zaman tabanda ses geliyor. Siz de siyasetçi olsanız Kemal Bey kenara geliyor. Çekilmiş olsa Cumhurbaşkanı da durmadan Kemal Kılıçdaroğlu dese ya Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten yenilmiş, zaten gitmiş. Bir de siz vurmayın Kemal mesela diyorum amiyane tabirle denir. Taban da bunu 13 der. 13 yıldır Sayın o Cumhurbaşkanı yüzden. İlk defa Kemal Bey ile yan yana geldi. Yan yana gelmedi. Hayır yan yana geldi. Orada derken, söylediği yan şey yan şu. Geldi derken, burada şu, Kemal Bey savunmuyor Kemal Kılıçdaroğlu aynı yerde. Bir konuda ittifak yaptı. O zaman Kemal Bey ittifak Cumhurbaşkanı'na yaptı, yaklaşmış yerde. Oldu diyebiliriz. Cumhurbaşkanı dedik geri sen çıkmış nasıl oldu. Dersen. Tamam. Sen nasıl dersen. Şimdi Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Kemal Kılıçdaroğlu artık ittifakta. Cumhurbaşkanı. Bay Kemal diyordu. Cumhur en son Bay Kemal dedi. Cumhur Kemal Bey gitti en sonunda da yani. Destekçilerinden olanı biri de Kemal Kılıçdaroğlu ve ofisi. Kime? Cumhur İttifakı'nın en büyük destekçilerinden biri de Kemal Kılıçdaroğlu vermesin, ve ofisi. Vermesin. Danışmanları. Vermesin. Tuncay AK Parti'nin Özkan. Ya da MHP'nin böyle ya MHP'nin böyle bir beklentisi mi var? Başta Tuncay aman Özkan. Kemal Bey ofis kursun da MHP'ye biraz oy gelsin. Yani böyle bir beklenti mi var? Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal genel Kılıçdaroğlu'nun tek isteği Kemal Bey'den biliyor musunuz? Beklenen, tek isteği. Deniz Baykal'dan beklenen İstanbul aynıdır. Kaybedilsin. Ben de kurultaya gideyim yeniden Kemal genel başkan Bey'den olayım. Beklenen, veya benim Kemal Bey genel başkan Kemal olsun. Bey ofis falan kurmayacak. Kemal Bey bir tarafta oturacak ve kaybettim. CHP'ye başarılar dilerim diyecek. Bu kadar. Ama demiyor. Ama demiyor. Demeyen Kemal Bey. Şey bunu köpürten Kemal Bey. Siz de diyorsunuz ki ondan sonra AK Parti'ye dönüp ya niye Kemal Bey'i ya hayır hayır. Ben Kemal Bey'i başkanı eleştirmiyorum. Aynı şeyi mi tartışıyoruz? Anlamıyorum eleştirmiyorum. Ya. Bazen de arada anlamıyorum. Ben söyleyecektim. Kemal Bey benimle aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorum ben. Aynı şeyi söylüyorum. Sana destek vermek için söyledim bunu. Tamam o zaman. Karşılıklı konuştuğumuz için ben anlamıyor olabilirim. Bir şey sorabilir miyim? Tamam ben bir şey. Cansu Hanım. Ama Şaban Bey'le aynı şeyi konuşmuyoruz. Hacı'ya bir soru sorabilir miyim? İtiraz edecek Şaban Bey. Bu sorudan sonra Fuat Bey'e geçeceğiz. Fuat Uğur'un söz hakkında çok fazla katkı yaptınız birbirinize Ankara İstanbul. Soruyu alalım Şaban Sevinç. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kadar önemsiyorsa ve seviyor ise ya da önemsiyorsa hadi sevdiğini söylemeyeyim önemsiyor ise 2019'da biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu Çubuk'ta Ankara Çubuk'ta bir şehit cenazesinde siyasi hayatının en büyük en ağır saldırısına maruz kaldı değil mi? Linç edilmek istendi. Kimin önünde? Milli Savunma Bakanı, Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü, bütün devlet yetkililerinin önünde Sayın Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi. Sonra bir eve, oradaki bir eve Sayın Kılıçdaroğlu koruma amaçlı soktular. O evi ateşe vermek istediler. Vahşice, kalleşçe, alçakça Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir saldırı yapıldı. Linç edilmek istendi. Ne oldu? O Sayın Kılıçdaroğlu'na o linç girişiminde yumruk atan bir alçak vardı. Bir alçak vardı. Bir at hırsızı vardı. Ne oldu o herif? Tutuklamadılar bile. Tutuklamadılar bile. Yıllarca sürdü o linç girişiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranların yargılaması yıllarca sürdü. Nerede? Nerede iktidar? Hani Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Bey'i bu kadar önemsiyorsa niye gereğini yapmadı ki yapmalıydı. Kemal Bey, Kemal Bey olmanın ötesinde ana muhalefet partisinin genel başkanı milyonlarca insanın şeyi temsil ediyor. Milyonlarca insanı temsil eden bir siyasetçi. Önemli bir siyasetçi. Ama buna söyleyeyim Şaban ya Bey. Ona yapılan linç girişimini Erdoğan hükümeti gerektiği gibi yargılamadı. Gerektiği gibi yaklaşmadı. Tamam peki cevabı vereyim. Şimdi de kalkmış diyor ki efendim Bay Kemal'e cüzdanlı muamelesi ya. Yapıyorlar. İşte Bay Kemal'e cüzdanlı muamelesini yapan Sayın Erdoğan'dı. Şimdi Sayın Erdoğan söyleyeyim. Ve AK Parti hükümetiydi. Bay Kemal'e cüzdanlı muamelesini peki. Yapan. Bitti mi şimdi Şaban çıkmış, Bey?
Şimdi çıkmış bittiyse Cumhuriyet Halk Partisi içinde acaba bir siyasal yarılma yaratabilir miyim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun ayağına acaba bir yerden bakıyorsun Şahban Bey. CHP küskünleri üretebilir miyim? Acaba Murat Kurum'un seçilme şansını biraz artırabilir miyim? Murat Kurum'a biraz destek olabilir miyim diye Sayın Cumhurbaşkanı. Ben dejavu yaşıyorum Kemal Bey üzerinden bu sahneyi yaşamıştım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir dejavu yaratmaya çalışıyor. Hatta Tuğba Hanım gene sendin yanımda ya. Her hafta yaşıyoruz. O zaman vallahi. Şaban Bey sen gene böyle Ankara'dan bağlanıyordun. Devam yine böyle soğuk bir İstanbul akşamıydı. Biz Tuğba Hanım'la burada oturuyorduk. Dejavu ya, susmuyordun. Ben cevap hacı, veremiyordum. Hacı bırak şimdi sen edebiyat. Benim bu soruma cevap ver. Benim veriyorum. Bu soruma cevap ver hacı. Hemen veriyorum. Durmuyorsun ki dur. Nerede o? Kemal Bey Linç girişiminde bulunan alçaklar ne oldu? Tamam, ne oldu o alçaklar? Bir. Ne yaptı iktidar? Şaban ne yaptı? Şaban Bey. Ne yaptı iktidar? Konuş Şaban. Sorunu sor ve cevap Erdoğan vermesini bekleme devam et. Bekleme. Devam et Şaban Bey. Sorunu sor ve cevap vermesini tamam bekleme. Varsa cevabı. Şaban Bey tamam, güzel bir şey varsa söylüyorsun. Cevabım. Tamam seni anlıyorum. Bak şöyle anlıyorum. Doğru yani bazı CHP tabanının da aslında böyle düşündüğünü, buna da cevap verilmesi gerektiğini söylüyorsun. Tabii buna cevap verecek olan bir siyasetçi değiliz sonucu itibariyle. Sadece CHP analiz yapabiliyoruz ya da bilgi kamuoyu verebiliyoruz. CHP'nin öncelikle bu. Türk yargısı yargılar. Yani oradaki suçu işleyeni hükümet yargılamaz. Türk yargısı yargılar. Kaldı ki CHP sayın bakanlara da demek yumruk atanlar oldu. Hatta Enerji Bakanı o zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a kafa atan, o da uzun süre sürdü. Adam serbest bırakıldı. Yani bunlar oluyor. Bekir bizim Bozdağ gazeteci arkadaşlarımız katan saldırıya uğradı Şaban Sevinç. Cuma'ya giderken benim ya, Murat Alan ya, gazeteci ya, arkadaşım ya, çocuğunun gözü önünde ya, bir bakana bir öfkeli vatandaşın saldırıya uğradı ya da yumruk atma girişimi bakın hastaneden çıkması bir hafta bir bakana öfkeli vatandaşı yumruk atması bak işte. Görüyor musun aynı yumruk atanı derhal mağdur haline getiren bir kafa bakın bulduk kararı şöyle hayır şöyle diyor orada girişimi vardı orada tek tek konu öfkeli diyemez yargıda saldırgan o ayrı ama orada linç girişimi var öğretmenim orada linç girişim var. Onu söylemek istemiyorum. Duyabildiniz mi peki? Orada onu söylemek istemiyorum. Bak, nereye bu bakış açısı zaten hayır, bitiriyor her şeyi. Onu söylemek istemiyor. Orada linç ki orada bir ben olmaz söyleyeyim. Vatandaşın can saldırısı var. Ben de öyle yapacağım. Hacı Şaban Bey. Şaban Bey bekle seni arıyorum. O öfkeli vatandaşın Şaban Bey'in alçak rezil edepsiz herifin tekidir. Şaban Bey seni arıyorum. Telefonu aç da. Ama öbür tarafta linç girişim var. Bir dakika. Arıyorum Şaban abi. Hacı yakışıklının veremediği cevabı ben vereyim Cansu Hanım. Bakın dur, Kemal Bey'e yumruk atan kişinin aldığı cezayı okuyorum. Şaban Sevinç bir dinleyin Cansu bir cevabı. Hacı yakışıklı. Siz de kendi kendi soruya kendi cevabını bir dakika, veriyor. Bir dakika ben söyleyeyim. Burada ben söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Çubuk'ta Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atan için o linç girişiminde yumruk atan Sayın kişiye verilen ceza. Bakın 3 yıl sürdü. 3 yıl sürdü yargılama. 3 yıl sürdü. 3 yıl 23 ay 30 gün ceza verilmiş, hapis cezası verilmiş. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Hükmün açıklanması geri bırakılmış. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmek isteyen sen nerede, alçak, nereye getirdin? Alçak kişi biz ne diyoruz? Cezaevine bile alınmamış, Şaban konulmamış, hükmün sen açıklanması diyorsun, geriye bırakılmış. Yani bir daha sen yaparsan aynı işi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir daha linç etmeye kalkarsan, bir daha yumruklarsan dün o zaman seni sevmedi cezaevine atarız demişler. Niye dün bay bay Kemal dedi? İşte de şimdi iktidarın, savunuyor diyorsun. AK Parti ben de buna cevap Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşımı budur. Tamam Şaban Bey şimdi anladım. Kemal Bey üzerinden anladım edebiyat yapmasınlar. Tamam anladım. Yo, sicimleri bozuk. Şaban Sevinç edebiyat yapmasınlar diye siyasetçilere, devam et. Sayın Cumhurbaşkanı'na edebiyat yapmasınlar vesaireyi ben yakıştıramam. O tür ifadeleri hiç kimseye yakıştıramam. Ben Cumhurbaşkanı'na ben demiyorum. Hadi Cumhurbaşkanı için ama Kemal demiyorum. Cumhurbaşkanı özelleştir. Ben AK Parti iktidarı ya, diyorum. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın AK Kemal Bey mesajını okuyoruz. AK Parti iktidarı için diyorum. O yüzden söylüyorum. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na çekme ben bugüne kadar Kemal Bey'i çok eleştirdim ama hiçbir zaman Kemal Bey'in şahsına dönük bir şey ya da Özgür Özel'i ya da Ekrem Bey'i şahsına dönük söylemiyoruz. Söylemedim. Siyasetine ya da Özgür Özel böyle yapmasın zaten diye ben Özgür Özel'e asla bir seslemem olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı dün de Kemal Bey'i eleştiriyordu. Bugün de eleştiriyor. Kemal Bey tek başına bırakıldı derken yo, Kemal Kılıçdaroğlu bugün savunma bugün Sayın Cumhurbaşkanı söylemiyor. Kemal Bey eleştirmiyor diyor ya ki tek suçlu Kemal Kılıçdaroğlu değil. Siz de suçlusunuz. Yapılan bir şey varsa 6 kişi bir arada oturdunuz. Hatta 7 kişi Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydınız.
Hepiniz oradaydınız da niye sadece Kemal Kılıçdaroğlu suçluymuş gibi hareket ediyorsunuz diyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmuyor. Kime sesleniyor biliyor musun? Sadullah Ergin'in partisine sesleniyor. Diyor ki CHP'den seçildin gittin. Şimdi işte kendi Deva Partisi'ne geçtin diyor. Gelecek Partisi 10 vekil aldı. Peki Gelecek Partisi'nin hiç mi suçu yok? Saadet Partisi 10 vekil aldı. Deva Partisi 15 vekil aldı. Aslında Cumhurbaşkanı şunu diyor. Aldınız, kopardınız. Mecliste grup kurdunuz. Hep Kemal Bey'i eleştiriyorlar. Karşısına da rakip çıkarıyorsunuz. Sizin hiç mi suçunuz yok diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey... Dün Kemal Bey'e bakış açısı neyse bugün de aynı. Ama yalnız bırakılıyor derken... Çubuktaki olay için ne diyorsun? Altılı masaya, olay için ne diyorsun? Onu da söyleyeyim. Bunu altılı masa eleştirisi olarak söylüyor. Ve şu var. Kemal Bey'i bize hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanı değil. Kemal Bey'i bize hatırlatan yine CHP'nin kendisidir. Yani Özgür Özel etkili bir genel başkan olsaydı... Ankara ve İstanbul'da belediyeler gerçekten güçlü olsaydı... Bugün Kemal Bey istese de gündeme gelemezdi. İstese de gelemezdi. Niye geliyor? Çünkü Özgür Bey tam güçlü ve konsolide bir şekilde CHP'yi ilerletemiyor. Ya bu bir hakikat olarak duruyor ortada. Çünkü CHP'de çok büyük tartışmalar ya hacı, var. Sen de biliyorsun daha, Şaban Sevinç. Adam daha genel başkan olarak 3 ay da olmadı hacı. Tabii ki. Şans da verilmeli. Haklısın. Şans da verilmeli. Nereden veriyorsun bunu? Özgür Özel'e bir fırsat da verilmeli. 31 Mart seçimlerinde görün bakayım. Özgür Özel'e fırsat da verilmeli. Özgür Özel partiyi ilerletti mi? Daha yeni genel başkan olmuş. Bekle. Ama Özgür Özel'e fırsat vermeyenler de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kişiler. Dolayısıyla ben de peki. Haklısın. Yo. Haklısın. Yo, hiç öyle Özgür Özel'e fırsat verilmeli. Ama bak Şaban Sevinç, rakibin sana hiçbir şey yapamaz. Dışarıdan bir adam seni deviremez. Bunu günlük hayatınızda da görürsünüz. Hiçbir rakibiniz, iş rakibiniz, hayat rakibiniz, sokaktaki rakibiniz sizi deviremez. Ancak siz hata yaparsanız devrilirsiniz.